Merhaba, iyi günler. 2017'nin son yayınında karşınızdayım. Çok zor bir yıl oldu. Her şey, herkes için, Türkiye için, dünya için de öyle oldu. Önümüzün bu zorluk, önümüzü kolaylaştıracağı da benzemiyor. 2018'in daha da zor olma ihtimali hayli yüksek. Ki yıllardır artık her seneyi böyle kapatır olduk. Kötü geçti, önümüzde pek aydınlık değil diye gidiyoruz. Bugün bu son yayında bir muhasebe yapmak istiyorum. Bu muhasebeyi birkaç boyutuyla yapmak istiyorum. Siyasi yönüyle Türkiye ve dünya hakkında bir takım şeyler söyleyeceğim ama aynı zamanda bir anlamda kişisel ve de kurumsal, kurumsaldan kastım medyaskop anlamında da bir şeyler söylemek istiyorum. Çok zor bir yıl oldu. Özellikle OAL şartları altında KYK'larla yönetilen bir ülke. Muhalefetin yok gibi olduğu bir ülke. Adalet yürüyüşünü CHP'ni saymazsak ve iktidarın tek elde toplandığı bir ülke. Temel hak ve özgürlüklerin giderek azaldığı, sınırlandırıldığı, yasakların her şeyin önüne çıktığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin bütün bunları bir zemin hazırlamış olduğu bir atmosferde gittik. Özellikle de bizi ilgilendiren alanda, basın özgürlüğü alanında, ifade özgürlüğü alanında çok sıkıntılı bir yıl geçti. Önümüzün de çok açık olduğu söylenemez. Çok sayıda meslektaşımız içeri girdi. Arkadaşlarım, içeri giren arkadaşlarım var, içeriden çıkan arkadaşlarım var. Ve kimsenin hiçbir zaman durumundan emin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunu öncelikle vurgulamak lazım. Kim niye içeri giriyor, kim niye girmiyor, kim neden tahliye oluyor, kim neden tahliye olmuyor, bunların kriterlerini kaybolduğu, çünkü hukuk devletinden ülkenin alabildiğini uzaklaştığı bir atmosferde çok zor koşullar altında ve düzelme konusunda çok da fazla umudun olmadığı bir ortamda öncelikle var kalmak ama gazeteci olarak var kalmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de doğru şeyleri yapmak, gerçekler üzerinden gitmek, olabildiğince de serin kanlı bir şekilde ve tarafsız bir şekilde bunu yapmak. Bu çok zor. Günümüz Türkiye'sinde aslında dünya da böyle oluyor. Gazeteciliğin en temel kıstası olan tarafsızlık meselesi çoktan gürültüye gitmiş durumda. Hatta taraflı olmayan gazeteci sayılmıyor. Özellikle Türkiye gibi kutuplaşmanın alabildiğine güçlü olduğu ülkede her iki kutupta herkese kendi yanında ya da karşı tarafta yer almasını istiyor. Ya bizdensin ya onlardan yaklaşımının iki taraftan da geldiğini biliyoruz. Tabii siyasi iktidarın elinde devletin imkanları da olduğu için onunki daha baskıcı oluyor. Böyle bir ortamda tüm Türkiye'ye seslenen, teorik olarak tabii tüm Türkiye'ye seslenmek teknik olarak çok mümkün değil, hele bizim gibi kurumlar için, ama herkese seslenmek, her kesime seslenmek, kimseye kapısını kapamamak, ufkunu herkese açmak, kutuplar üstü bir pozisyon almaya çalışmak zor iş. Alıcısı yokmuş gibi olan bir duruş. Ama aslında bunun alıcısının çok olduğunu biz Medyascope'un 2,5 seneyi aşan deneyiminde görüyoruz. Şöyle bir olay var. Bunu artık kabul etmek lazım. Her iki tarafın, kutubun, ki kutuplar bazen değişiyor. Etnik temelli kutuplaşma, hayat tarzı temelli kutuplaşma ya da siyasi parti temelli kutuplaşma vesaire. Her iki tarafın keskin isimleri daha yüksek sesle kendilerini beyan ediyorlar. Ama çok ciddi bir sayıda kesim de şu ya da bu kesime yakın olmakla birlikte, kutuba yakın olmakla birlikte daha serin kanlı, daha sakin ve barışçıl atmosferler arzuluyor. Bizim konumuzda baktığımız zaman da gerçekten objektif yapılmış gazetecilik, özgür yapılan gazetecilik ve özgün yapılan gazetecilik istiyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı.
şartlarımız zor ve Türkiye'nin şartları nedeniyle de hukuki zemin vesaire gibi nedenler dolayısıyla sürekli tepemizde demokrasi kılıcıyla gitmek durumundayız. Ve bu arada da çok acı bir gerçek var, bunu söylemek lazım. En ufak bir hatanızda çok kişi sizi anında linç etmeye, linç etmek için hazır bekliyor. Böyle bir atmosferdeyiz. Özellikle sosyal medyanın böyle bir fonksiyonunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim başımıza çok gelmedi ama başkalarının başına geldi, onu da biliyoruz. Ve ama bunun gelebilme ihtimalinin çok yıpratıcı bir şey olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'deki kutuplaşma nüansları yok etti, anlama çabasını yok etti, soru sormayı zorlaştırıyor. Soru sormaktır özellikle gazeteciliğin temel hususu ama insanlar sizden genellikle soru değil cevaplar istiyor. Sorusu sorulmamış cevaplar istiyorlar ve sizlerden tavır almanızı istiyorlar. Keskin bir şekilde davranmanızı istiyorlar vesaire vesaire. Burada tabii şöyle bir husus var, onu özellikle vurgulamak lazım. Bir işi yapıyor olmak ama yapıyor olmanın ötesinde sürdürebilmek gerekiyor. Dolayısıyla günümüz Türkiye'sindeki demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerinden, hukuk devletinden yana duruş sahiplerinin, hangi meslekten olurlarsa olsunlar, bizim konumumuzda gazetecilerin sürdürülebilir bir çizgide, davranış modunda olabilmeleri lazım. Ama genellikle insanlar bu tür durumda olan, daha kamunun karşısında olan kişileri ve kurumları gaza getirmeye çok meraklılar. Bunu biliyoruz. Bu çok aslında tehlikeli bir durum. Kimseye hayrı olmayan bir durum ve ülke bu yüzden gaza gelip de sonra etkisini yitirmiş, bu yüzden çok ağır bedeller ödemekte olan, ödeyen, ödeyebilecek olan insanlarla aslında normal şartlarda çok verimli olabilecekken, çok katkıda bulunabilecekken bu ülkeye bir şekilde bu sürdürülebilirliği tam hesaplayamamanın sonucunda kötü sonlara maruz kalmış insanlarla dolu. Böyle bir atmosferde biz burada bir gazetecilik yapmak çabasındayız. Biz halimizden memnunuz ama Türkiye'nin şartları o kadar zor ve o kadar daha da zorlaşıyor ki üzerimizde tahmin ettiğimizden ve kaldırabildiğimizden daha fazla yükün binmekte olduğunu görüyoruz. Bunu şikayet etme anlamında söylemiyorum. Ancak şunu çok net bir şekilde vurgulamak lazım. Çölleşen bir medya ortamında, aslında genel olarak bir kültür ortamında, düşünce ortamında ve medya ortamında her şeye rağmen gerçeğin üzerinden gidip, sloganların peşine kapılmadan bir kamu görevi olarak bunu görerek yapmaya çalışmak gerçekten yorucu. Bu anlamda kendi muhasebemi de yapmak isterim. 30 yılı aştı bu işi yapalı ve normal şartlarda benim gibi insanların mesleklerinin belli bir anında daha az iş yapması gerekir. Daha az ama seçici bir şekilde iş yapması gerekir. Böyle bir şansı yakaladığımı sanırken Türkiye'nin bu koşullarına denk geldik ve birdenbire hayatımın en yoğun gazetecilik dönemini son 2-2,5 yılda yaşar oldum. Bu bir yanıyla çok keyif verici bir şey ama aynı zamanda da yorucu bir şey. Burada tabii şöyle bir husus var. Nasıl söyleyeyim? Etkili olmanız gerekiyor. Bir yaptığınızdan zevk alabilmek için, memnun olabilmek için, tatmin olabilmek için. Ama Türkiye'de etkili olmak çok da iyi bir şey değil. Yani her an başınıza etkili olduğunuz için bir şeyler gelebilir. Hemen pusuda yatan birileri sizi ihbar edebilir, şu olabilir. Bana Fethullahçı bile dediler. Yani düşünün, bunu diyen de kendisi tescilli Fethullahçı olan insanlar. Böyle bir atmosferde ki
Fethullahçı derken hemen Ahmet geldi aklıma. Türkiye'de bu konuda en açık pozisyonu en açık olan kişinin bu nedenle cezaevinde olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir durumdayız. Yorucu, zor bir iş. 2017 bu anlamda çok zordu. 2018 şimdiden kabus gibi önümüzde duruyor. Ve buradan Türkiye'ye geçecek olursak, 2019'da yapılması gereken seçimlerin 2018'de yapılma ihtimali, ki önce çok fazla ihtimal vermiyordum, ihtimalini çok ciddi bir şekilde arttığı kanısındayım. Kişisel düşüncem bu. Bunun artıyor olması ve o meşhur 15 Temmuz pazara denk geliyormuş malum. 15 Temmuz 2018'de Türkiye'nin bir seçime gidecek olması ihtimali. Ki 2019 olsa da aynı şey var ama 2018 diyelim ki böyle bir şey varsa 6-7 ay sonra Türkiye eğer bir seçime girecekse bu 6-7 ay çok sert geçecektir. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü Erdoğan çok ciddi bir kriz içerisinde ve bu krizini aşabilmesi için genellikle yapması gereken, normalde yapması gereken Türkiye'nin tekrardan çoğulcu demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin öne çıktığı, hukuk devletinin öne çıktığı bir güzergaha taşıyarak bu krizi aşabilecekken artık bu noktanın çok uzağında böyle bir seçenek önünde yok gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tekrar Haziran seçimleriyle Aralık seçimleri arasında yaşandığı gibi bir yere savrulma ihtimali var. Burada tabii çok ilginç bir husus var. Bir süredir hep aklımda olan ama nedense başlı başına bir yayın yapmayı düşündüm ama hep bir şekilde erteledim. Çok ilginç bir dönem yaşadık. Özellikle bu referandum sonrası süreçte özellikle baktığımız zaman Türkiye'de sanki bir nevi bir zamanların çatışmasızlığı gibi bir dönemden geçiyoruz. Küçük çaplı bir takım şeyler oluyor özellikle bölgede ama bir Haziran-Aralık seçimleri arasındaki o kaotik ortamı çok uzağındayız. Bakıyoruz yani büyük çatışmalar yok. Bu büyük şehirlerdeki kör terör eylemleri TAK adına üstlenilen ama Kandil'den kotarıldığı belli olan şeyler yok. Çok şükür ki yok tabii ki. Onu özellikle vurgulamak lazım. Ama demek ki olabiliyormuş. Demek ki Türkiye çatışmasızlığı tekrardan yaşayabiliyormuş. Ve bunu da böyle daha önceki çatışmasızlıklar genellikle tarafların doğrudan ya da dolaylı görüşmeleriyle olabilen çatışmasızlıklardı. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla belki başka türlü bir şeyler vardır da haberimiz yoktur ama görüldüğü kadarıyla böyle bir şey yok. Buna rağmen Türkiye belli bir süredir çok ciddi bir şekilde çatışmasızlığın öne çıktığı, çatışmanın çok geri planda kaldığı bir dönemden geçti. Bu da çok ciddi bir şekilde bizi tekrardan o Kasım, Haziran, Aralık arasında yaşanan süreci yeniden, tabii özgür bir şekilde yapabilmek lazım. Onu bu koşullarda yapmak biraz o anlamda zor ama çok geçmeyecek bir zamanda Türkiye'nin özellikle gazetecilerin ve olayın tanıklarının o süreci tekrardan bir değerlendirmesi gerekiyor. Orada tam olarak ne olduğunu, o süreçte ne olduğunu bilebilmesi gerekiyor. Türkiye'de şu anda bir çatışmasızlık fiilen yaşanan, büyük ölçü dediğim, hemen çatışmasızlık deyince birileri bir takım mayın döşemeleri vesaireleri, şehit haberlerini önümüze çıkarabilirler. Ama baktığımız zaman büyük ölçüde bir çatışmasızlık var. Bu olabiliyormuş demek ki. Bunun klasik bir takım yetkililerin söyleyebileceği gibi işte terör örgütünün etkisizleştirilmesi vesairesi gibi bir cevabı olduğunu hiç sanmıyorum. Bunlar yıllar boyu Türkiye'de söylendi ve yıllar boyu bunların pek bir karşılığı olmadığı görüldü. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla 2018'de eğer Türkiye bir seçim havasına girecek olursa orada işte önümüzde yine bir seçenek olacak. Bu seçimlere gidiş sürecinde diyelim ki 2018'de ya da 2019'da iki türlü girebiliriz Türkiye'ye. Aslında üç diyelim. Var olan statüko ile girmek ya da tekrar bir kutuplaşmanın, gerginliğin,
o Haziran-Aralık arasında olduğu gibi tırmanması veya tam tersine Türkiye'nin normalleşerek seçimlere girmesi. Tabii ki temenni bu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir tercih yapacağını açıkçası düşünmek çok gerçekçi olmaz. Bununla birlikte yılın son anlarında Amerika ile vize krizini çözülmüş olması ve Avrupa Birliği ile bir takım yumuşak mesajların sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi verilmeye başlanması tekrardan bir yıl öncesine neredeyse dönerek Avrupa Birliği ile tekrar vize serbestisi gibi konuların telaffuz edilir olması ilginç. Bunu da bir not olarak vurgulamak lazım. Ama tabii ki ağır basan öngörü tabii ki seçim halinde Türkiye'de gerginliklerin daha da tırmanabilme ihtimalini daha yüksek olarak görüyorum. Birçok kişi de galiba benimle aynı görüştedir. Dolayısıyla 2018 bizler için, tüm Türkiye için ama özel olarak da biz gazeteciler için, hala işini yapmak isteyen gazeteciler için çok zor olacak. Bir tarafıyla tabii zorluğu işin bir şeyi oluyor, teşvik unsuru oluyor. Ama bazı durumlarda hele yaşı benim gibi geçmiş insanlar için, ki bereket Medyascope'da ezici bir çoğunluğu genç arkadaşlar olduğu için onlar çok dinamikler. Ama belli bir yerde açık söylemek gerekirse insan gerçekten bunalıyor. Bunca yıl uğraşıp edip, birçoğumuz için geçerli bu, hala dönüp dolaşıp yıllar öncesinin Türkiye'sinden daha iyi olmayan bir ortamda yaşıyor olmak, onca yıl bu işi yapıp meslek hayatınızın en kötü, mesleğinizin en kötü, yani kendi mesleği, kariyerinizin olmayabilir ama yani koşul olarak baktığım zaman ben çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Türkiye'de benim gazetecilik yaptığım 30 küsür yıl, ki 32 yıl oluyor, 32 yılın en kötü 2 yılını son 2 yılda yaşadık. Ve önümüzün de parlak olduğunu düşünmüyorum. Bu bir ağlama olarak görülmemesi lazım. Çünkü şunu vurgulamak lazım. Eğer basın özgür değilse ülkede hiç kimse özgür değildir. Özgürlük imkanına ulaşma şansı yoktur. Önümüzdeki dönemin, 2018'in özellikle toplumun haber alma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne daha fazla sahip çıkacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bunu söyleyebilirim. Zor bir yıl, kötü bir yılı geride bıraktık. Hepimize geçmiş olsun. Herkese daha iyi, daha güzel, barışın öne çıktığı, özgürlüklerin öne çıktığı bir 2018 diliyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.